Arkadaşlar selamlar 2023 ayete tarih sınav sürecimizde artık sona yaklaşıyoruz e, denemelerimiz devam ediyor genel tekrarımız bitti e, bu süreçte umarım sizde iyisinizdir keyfiniz yerindedir biraz stresli olduğunuz farkındayım e, ama o e, işin güzel tarafı yani bu stres olacak hepimiz o stresi yaşadık. Umarım sınavda keyifli bir şekilde anınızın akıyla çıkarsınız. Çıkacağınıza da inanıyorum. Çünkü siz piyasada böyle bir sürü soru görüyorsunuz. Bizlerden ya da denemelerde gerçekten zor sorular olabiliyor. Hani sınavın öyle olacağına inanmayın. Sınavda birkaç tane zorlayıcı soru olacaktır ama o herkese zorlayacaktır. Dolayısıyla sana özel bir durum olmayacağı için sıkıntı yok. Mümkünse stresini azalt ve şu sınava öyle gir. Bu işi hallet. Arkadaşlar yine 5 tane soru hazırladım. Soru sayısını arttırmamamın sebebi şu. Videolar pratik olsun. Yüklemekte sıkıntı yaşamayalım ki şu seriyi bozmayalım. Sürekli video ile karşılaşın istiyorum. Yoksa 10-15 tane soru hazırlamak zor değil benim için ama bunun çekimi ve yüklemesi sıkıntılı olduğu için o sirkülasyon bozulabilir, pratikliğimiz bozulabilir. Arkadaşlar ilk sorumuz Urartu. Daha doğrusu ilk çağ uygarlıkları ile ilgili bir soru. Güzel bir soru, güzel bir yorum var burada. TYT'ciler de iyi dinlesin. Buna göre medeniyetlerin ekonomik uğraşları belirleyici olan unsur aşağıdakilerden hangisidir? Urartular tarım alanlarının sınırlı olması nedeniyle daha çok hayvancılık ve madencilikle uğraşmışlar. Bakın Urartular Van Tuşba'yı merkez olarak kullanıyordu. Doğu Anadolu topraklarında dağlık engebeli bir coğrafyada yaşıyordu. Dolayısıyla bunların yaşam alanları, coğrafi şartları bunların geçim kaynağının belirleyicisi olmuş. Urartuların temel geçim kaynağı neden tarım değil? Bu soruyu sor kendine. E çünkü ortam müsait değil, coğrafyası ona müsait değil. Coğrafyası neye müsait? hayvancılık yapmaya, coğrafyası madencilik yapmaya, coğrafyası kaya oymacılığında gelişmeye müsait. Bu Yunan medeniyeti değil ki deniz kıyısında kurulsun da deniz ticaretinde gelişsin. E, Mısır'a bakıyorum. Mısır'da Nil Nehri etrafında verimli ovaların oluşması Mısır'ın temel geçim kaynağının tarım olmasını sağlamış. Arkadaşlar bu da coğrafi şartlarından dolayı temel geçim kaynağını bağlamış belirlemiş. Dolayısıyla coğrafya toplumların temel geçim kaynağının belirleyici unsurudur. Buna dikkat. Orta Asya Türklerini düşünün. İlk Türk devletlerimizde Orta Asya'da coğrafi şartlar çok engebeli, olumsuz. bakıyorsun iklim şartları kötü, yağış az. Dolayısıyla tarıma müsait değil. İnsanlar Orta Asya'da Türkler temel geçim kaynağı olarak neyi belirlediler? Hayvancılığı belirlediler. Hatta hayvancılık yaptıkları için de göçebe yaşamak zorunda kaldılar. Aklımızda olsun. Peki arkadaşlar ikinci soruya baktım. Şöyle bir soru var. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Batı'ya ilk kez geçici elçi gönderdi Batı'ya ilk kez elçi gönderilmesi ve bu elçinin gönderdiği raporların dönemin padişahı 3. Ahmet tarafından dikkate alındığına kanıt olarak gösterilebilir. Geleneksel yapının değişmeye başlaması, batılıların Osmanlıların iç işlerine karışmaya başlaması, Osmanlıların kapitülasyonları kendi açısından avantajlı duruma getirmesi, Batı ile bir dizi anlaşmanın imzalanması, seferlerin eski önemini kaybetmesi, eski öneminin kalmaması. Arkadaşlar Batı'ya elçi gönderiyorsunuz. Bu elçinin gönderdiği raporlar padişah tarafından dikkate alınıyor. İspatlıyorum dikkate alındığını. Gerileme döneminde sen değişime açıksın ve bu değişimi nasıl yapıyorsun? Geleneksel anlayıştan kurtulup değişmeye başlıyorsun. Batılılaşmaya başlıyorsun. Biliyorsun 3. Ahmet dediğimiz padişah bizim Lale Devri dönemi padişahımız. Lale Devri dönemi dediğim dönemde 1718 yılında hangi anlaşmayla başlıyordu? Unutma. Pasarofça Anlaşması. Pasarofça Anlaşması ile Osmanlı Devleti artık Batı üstünlüğünü kabul eder. Lale Devri dönemine girer. Hatta bu Lale Devri döneminden de 1730 yılında Patronu Halil isyanıyla çıkar. O zaman dikkat. Bizim bu Lale Devri dönemi dediğimiz dönem kaç yıllık sürmüş bir dönem? 12 yıl. Dönemin padişahı kim 3. Ahmet. Dönemin önemi ne? Batı üstünlüğünün kabul edilmesi, Batı'nın örnek alınması, Batı'nın takip edilmesi ne aracılığıyla? Geçici elçilikler aracılığıyla. Biz bu dönemde Osmanlı Devleti olarak Batı'ya, Avrupa'ya mesela Paris'e, o dönemde Moskova'ya, Varşova'ya bazı önemli şehirleri Avrupa şehirlerine elçiler gönderiyoruz. Bu elçilerden de ne bekliyoruz biliyor musunuz? Elçilik raporları. Yani gördükleri şeyleri devlete merkeze ulaştırmalarını bekliyoruz. Bunların elçilerin devlete, merkeze ulaştırdıkları o raporlara, elçilik raporlarına ne adı verilir? Sefaretname adı verilir. Buna da dikkat edin. Bu da tanım sorusu olarak karşımıza çıkabilir. Tamam mı? Arkadaşlar cevabı A seçeneği dedim. 3. Ahmet'e özellikle dikkat çektim. Önemli bir padişah. 3. Ahmet döneminde arkadaşlar yani Lale Devri dönemine denk geliyor. Sadabad Kasrı diye Batı tarzı yapmış olduğumuz bir köşk var, bir kasır var. Kasır demek küçük köşklerdir. E bunun dışında 3. Ahmet Çeşmesi bizim bu dönemde yapmış olduğumuz eserlerden bir tanesi Batı tarzı. Dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Sultan Ahmet Camii. Osmanlı'da 3. Ahmet dönemi gelişmesi olarak çeldirici olarak kullanılabilir. Sultan Ahmet Camii 1. Ahmet döneminde yapılmış. Lütfen buna dikkat edin tamam mı? Osmanlı'da 6 minareli tek camidir. Hatta Avrupalılar tarafından Blue Mosque yani Mavi Cami olarak ifade edilir. Dediğim gibi 3. Ahmet Lale Devri dönemi değil. Daha önce 1. Ahmet döneminde yapılmış Sultan Ahmet Camii. Arkadaşlar ikinci Meşrutiyet döneminin özelliklerinden hangilerinin halkın yönetime katılması anlayışıyla yani demokratik anlayışla çeliştiği söylenebilir. Bakalım. Ayan Meclisi'nin üyelerinin padişah tarafından atanması. Ya yani meşrutiyet diyorsun. Yani padişahın yanında meclis var diyorsun. Meclisin yanında anayasa var diyorsun. Bak bu süreçte demokratik bir düzenden bahsediyorsun. Yüzde demokrasi demiyorum ama demokratik bir anlayışı ifade ediyor. Padişahın yetkileri sınırlanmış bir meclis var. Bir anayasayla padişahın yetkileri sınırlanıyor. Ama sen diyorsun ki ayan meclisinin üyelerini padişah belirliyor. Meclis üyelerini padişah seçiyor. Bu antidemokratik bir durum. Yani bu halkın yönetime katılması anlayışına pek uygun Değil. Çelişir arkadaşlar. Bunu cevabımı almalıyım. Hükümetin mebuslar meclisine karşı sorumlu olması. a, ülkeyi yönetecek ekip halkın seçtiği temsilcilere sorumlu olmak zorunda. Hesap vermek zorunda. Bu demokrasiyle ilgili bu meşrutiyet anlayışına, halkın yönetime katılma anlayışına uygun düşer. Padişahın hükümet üyelerini azletme ve mebuslar meclisini kapatma yetkilerinin sınırlandırılması... Çok güzel. Bu demokratikleşme yolunda önemli bir karar. Bakın birinci meşrutiyette padişah istediği adamı istediği yere sürgüne gönderebilme hakkı var, meclisi kapatma, açma hakkı var ve padişah istediği gibi kanunları veto edebiliyordu. Ama ikinci meşrutiyet ilanının ardından 1909 yılında kanuni esasıda de yapılan değişikliklerle padişahın yetkileri sınırlandı. Bu sınırlamalarda tabii ki demokratikleşme ile alakalı oldu. Ama ayan meclisin üyelerinin hala Padişah tarafından belirleniyor olması Bu demokrasiyle uyuşmaz O yüzden cevabımız ne olur çelişen Sorulduğu için yalnız Bir olur Sorumuz şöyle gelmiş arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğunda vatandaşlık anlayışının Genel olarak Osmanlıcılık temeline Dayanmasındaki amacın Durumlarından hangilerine yönelik olduğu Söylenebilir Osmanlı Devletinin Devamlılığını garanti altına almak Evet biliyorsunuz 1789 Yılında ne yaşanmıştı dünyada Çok evrensel bir olay Fransız ihtilali. Arkadaşlar Fransız ihtilali yaşanınca dünyada dünyada ne oldu? Milliyetçilik akımı diye bir anlayış gelişti ve milliyetçilik akımı imparatorlukları çok zor duruma düşürdü. Osmanlı Devleti, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu, Almanya gibi devletler çok uluslu oldukları için içerisindeki uluslar bağımsız devlet kurma arzusuna düştüler. Şimdi ben de diyorum ki Osmanlı devleti Osmanlıcılık fikrini ortaya attı. Yani benim topraklarımda yaşayan din, dil, ırk, renk hiç fark etmez. Kimin ne olduğunun önemi yok. Hepimiz Osmanlı'yız. Hepimiz kardeşiz. Bir aradayız diyerek bir ortaklıktan, bir ortak paydada buluşmaktan bahsettik. Amacımız devletimiz dağılmasın. Devletimizin devamlılığını sağlamaktır. Amacımız Osmanlı ülkesindeki tüm halkların eşit olduğunu göstermek ve ayrım gayrim olmadan parçalanmayı engellemektir. Amacımız ayaklanmaların bağımsızlık hareketlerini sona erdirmektir. O zaman Osmanlıcılık fikrinin amacı, temel amacı dağılmayı engellemektir. Zaten biz bu doğrultuda dönemin şartlarına göre fikir akımlarının değiştiğini görüyoruz. Mesela 2. Abdülhamit zamanında da İslamcılık fikri çok önem kazanıyor. Mesela 1. Dünya Savaşı'nda da özellikle Turan fikri Türkçülük fikri çok değerli oluyor. Döneme göre değişiyor. Biz cevabımıza E seçeneği dedik. Arkadaşlar burada da Osmanlıcılık fikrinin temsilcilerini yazalım. Bakın şu üçünü unutmayın. Ziya Paşa, Namık Kemal ve Mithat Paşa. Ya da Ahmet Mithat Efendi. Bunlar arkadaşlar Osmanlı'da Osmanlıcılık fikrinin temsilcisidir hatta şöyle de kodlayabilirsiniz Osmanlıcılık zamanı diyenler zaman zaman tamam mı Osmanlıcılık zamanı Ziya Paşa Namık Kemal Mithat Paşa aklınızda olsun. Arkadaşlar sorumuz şöyle sev barış anlaşması ne barışı? Sevr anlaşması ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Barış'ı niye çizim. Bu anlaşma 433 madde ile Türk milletini aşağılık duruma düşürmeye çalışan parça parça eden bir anlaşma. Dolayısıyla sözde barış anlaşması. Barış anlaşması böyle olmaz. Aynı Versay gibi e, Almanları alaşağı ettikleri, Almanları perişan ettikleri anlaşma gibi e, Türkleri de sevirle ne yaptılar? Ayak altı etmeye çalıştılar. Şimdi Osmanlı Devleti temsilcileri tarafından imzalanmıştır. Doğru. Hatta Osmanlı'da bu e, Saltanat Şurası diye bir ekip oluşturuldu. Bu ekip ne yaptı? Damat Ferit Paşa hükümeti döneminde bu anlaşmayı maalesef imzaladılar. Peki Saltanat Şurası'nın üyeleri kim arkadaşlar? Bunu bilelim. Reşat Halis Bağdatlı Hadi. Bağdatlı Hadi ve Rıza Tevfik. Bunlar arkadaşlar vatan haini. Çünkü TBMM tarafından sevri Anlaşması'nı imzalayanlar vatana ihanet ettikleri gerekçesiyle suçlandılar ki bunların başında kim var? Damat Ferit Paşa var. Dikkat edin Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayanlar, Sevr'i imzalayanlar ve Lozan Barış Anlaşması'nı imzalayanlara çok dikkat edin. 9 tane isim var. Evet zor mu? Zor. Ama en azından sen şunu bilebilirsin. Mondros mütarekesini imzalayan baş temsilci o dönem Bahriye Nazırı olan kimdi? Rauf Orbay'dı. Mondros'u imzalayan hangi hükümetti? Ahmet İzzet Paşa hükümetiydi. Mondros imzalandığında dönemin padişahı kimdi? Vahdettin'di. Sevr Anlaşması imzalandığında ise arkadaşlar o dönemin sadrazamı yani başbakanı, hükümet başkanı kim? Damat Ferit Paşa. Sevr imzalandığında imzalandığında dönemin padişahı yine Vahdettin, Sevr'i imzalayan Saltanat Şurası üyeleri de bunlar. Özellikle söylüyorum Lozan'ı imzalayanlar da Doktor Rıza Nur, Hasan Saka ama başta İsmet İnönü buna dikkat. Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanistan'a bırakıldı. Sevr ile doğru. Kapitülasyonlardan tüm itilaf devletleri yararlanacaktır. Evet kapitülasyonlar varlığını devam ettiriyor. Arkadaşlar kapitülasyonların kaldırılması neyle gerçekleşiyor? Lozan Barış Anlaşması'yla buna da dikkat. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde görüşülmüş ve onaylanmıştır. Hayır. Sevr Anlaşması Mebusan Meclisi tarafından onaylansaydı zaten yasal olarak, kanuni olarak yürürlüğe girerdi. Sevr ölü doğmuş bir anlaşmadır. Bir anlaşmanın yürürlüğe girebilmesinin şartı kanuni esasiye göre o anlaşmanın Mebusan Meclisi tarafından onaylanmış olmasıdır. Ha şöyle bir durum var. Mebusan onayla onaylasaydı yürürlüğe girer miydi? Ya resmi olarak Osmanlı açısından itilaflar açısından yürürlüğe sokulsaydı da biz Anadolu hareketini, milli mücadeleyi, direnişimizi devam ettirip yine sevri geçersiz saydıracaktık tüm dünyaya ki bu adamlar her koşulda bizim karşımıza sevri yumuşatıp yumuşatıp getirdiler. Ama biz milli mücadeleyi kazandık. Büyük taarruzu kazandık. Yunan'ı denize döktük. Mudanya mütarikesiyle ateşkes yaptık. Ve Lozan barışıyla varlığımızı, bağımsızlığımızı tüm dünyaya kabul ettirdik. Dolayısıyla sevri yürürlüğe girmemiş bir anlaşma. Aynı Ayastafonos anlaşması gibi. 93 harbinden sonra da Ayastafonos anlaşması yürürlüğe girmiyordu. Bir de sevri yürürlüğe girmemiş. Bu noktalara dikkat etmekte fayda var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanalımız güzel bir şekilde büyüyor. Fark ediyorsunuz. İyice e, büyümek istiyorum. Emeğimizin karşılığını almak istiyorum. Kendinize iyi bakın.